AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın, Fethiye programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Başkan adayı Ayaydın, il genelinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının kenetlenmiş durumda olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Fethiye'mize gelmiştir. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'nda ziyarette bulundular. Şahsına ve heyete çok teşekkür ediyorum. Kişiler ismiyle müsemmadır, ismiyle müşahhastır. Başkan adayımızın adı Aydın, soyadı Ayaydın, Muğla aydınlanacak, hem de Ayaydın bir şekilde aydınlanacak. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Hatırlayabildiğim kadarıyla Üstad Necip Fazıl'ın bir dizesiyle sözlerime son vermek istiyorum. Muğla için ayarlayamadım bunu ama Fethiye'ye ayarladım. Sayın Başkanım, kusura bakmayın. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Metiye. Sırt üstü çok süründün, ayağa kalk Fethiye. Başkanımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Teşkilatı olarak, AK Parti İlçe Teşkilatı olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizim anlayışımız, kim var denildiği zaman arkaya bakmadan ben varım diyen bir ekip Fethiye Teşkilatı'nda hazırdır. Bundan şüpheniz olmasın Sayın Başkanım. Allah mahcup etmesin. Amin. İnşallah Muğla aydınlanacak, Fethiye aydınlanacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, az önce AK Parti'de sizlere Muğla'nın sorunları ve Muğla'nın çözüm yolları konusunda projelerimle birlikte geniş bir şekilde açıklamalarda bulundum. Gerçekten Fethiye yıllardır ihmal edilmiş. Büyükşehir'in adeta gazabına uğramış. Hiçbir hizmet gelmemiş. Fethiye halkı kaderiyle baş başa bırakılmış. Ben seçildiğim takdirde bugüne kadar Fethiye'ye gelmeyen hizmeti en kısa sürede Fethiye'ye getireceğim. Fethiye'yi hizmetle buluşturacağım. Fethiye halkını çok seviyorum. Fethiye halkına hizmet etmeyi de bir görev biliyorum. Fethiye'leri denizle buluşturacağım. Bu kirli denizi, balçıklı denizi temizleteceğiz. Altyapı hizmetleri eksik, altyapı hizmetlerini getireceğiz. Şehir içerisinde halkın rahat nefes alabileceği bir yer yok. Ne yapıp şehir içerisini rahatlatacağız. Rekreasyon alanları yapacağız. Çocuklara oyun alanları yapacağız. Gençlere spor alanları yapacağız. Tekne yapımını, çekek yapımını mevcut olan yerden kaldıracağız. Daha dışarıda bir yere götüreceğiz. Ve Fethiye'leri nefes aldıracağımız bir şehir haline getireceğiz. AK Parti teşkilatı ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı öyle birbirlerine kenetlenmişler ki hizmete susamış bu iki parti tek parti haline gelmiş ve bir an önce hem Fethiye'de hem de Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adaylarını bekliyorlar. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta halkımız bize yetki ve görev verdiği andan itibaren hem Fethiye'de hem de Muğla'daki bütün imkanları Fethiye'nin halkının hizmetine sunacağız. Burada 20 yılda yapılmayanları 5 yıl içerisinde tamamını yaptıracağız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı nezdinde bütün Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı mensuplarına sonsuz teşekkür ediyorum.
Onları bu çalışma hazırlığı, bu şevkini, bu canlılığı gördükten sonra Fethiye'yi de alacağımıza ve Büyükşehir'i de alacağımıza yürekten inanıyorum.